Bakın neden öncelikle yani eski komünist ülkeler, eski sol görüşlü olan ülkeler neden öncelikle Mediacom modeline sahip çıktılar ve onu uygulama noktasına gittiler? Bununla başlamak istiyorum. Bakın bunun en büyük nedeni şudur. Bu ülkeler zaten emperyalizme karşı olan, globalizme karşı olan ülkelerdi ve bunlar kapitalizme yenik düştükleri için bir şekilde kapitalizme de bir kapı açtılar. Ama baktılar ki yani komünizmi zaten tarihe gömdüler. Dediler ki bu komünizmden bize hiçbir fayda yok. Bu sosyalizmden bize hiçbir fayda yok. Bu efendim kapitalizmle mücadelemizde bize bir argüman vermiyor. Yani bize bir çıkış noktası vermiyor. Yenik düştüler. Yenik düştükten sonra da işte Gorbaçovlu dönemler vesaire o dönemlerde kapitalizme doğru bir kapı açtılar. Kapitalizme doğru kapı açınca da bu sefer madenlerini kaybettiler, kurumlarını kaybettiler, özgürlüklerini kaybettiler ve en son silah satan, askerlerin silah sattığı, vatandaşların da namuslarını sattığı bir ülke haline geldiler. Hepimiz biliyoruz o ülkelerin halini. Bakıyoruz, işte bu globalizmin yıkıcı etkilerinden bıkan milletlerin, devletlerin milli ekonomi modelini bir can simidi olarak gördüklerini görüyoruz. Bakın bu noktada eski Çar sülalesinden olan Profesör Doktor Viktor Volkonski'nin çok önemli bir ifadesi var. Milli ekonomi modeli sadece Türkiye için değil, tüm iktisat bilimi için ve ilk sırada Batı olmayan tüm ülkeler için çok büyük önem taşımaktadır diyor. Neden? Çünkü Batılı ülkeler sömürücü, diğer ülkeler de sömürülenler. Sömürülenler kapitalizme kapı açtıklarında daha da işgal edilir noktaya, daha fazla sömürülür noktaya geldiler. Bu sefer ne yaptılar? Bir arayışa girmeye başladılar. Yani başta Rusya olmak üzere bütün o blok ülkeler, Doğu bloğu dediğimiz ülkeler bir arayışa girdiler. Bakın bu arayışı da biraz önce Duma VTR'sinde de izlediğimiz gibi Putin'in danışmanı olan Profesör Doktor Andrei Korotkov ifade ediyor bu arayışı. Ne diyor? Putin bir devletin kalkınması için sosyal adaleti sağlayacak, adil paylaşımı verecek, sosyal hakları sunacak, harcama yapan kesime tüketim imkanı tanıyacak, halka huzur getirecek sistem arayışında. Yani bir arayıştan bahsediyor. Bunu komünizmde bulamadık diyor zaten. Bunu tarihe gömdük. Kapitalizm zaten bunları vermesi mümkün değil. Çünkü tekelleşme mantığı var. Paranın belli ellerde toplanma, kapital sahiplerine toplanma anlayışı var. Dolayısıyla bu adil paylaşım kapitalizmde de göremedik. İşte Sayın Putin diyor Korotkov, milli ekonomi modeli bunların hepsini sağladığı için biz de milli ekonomi modelini uygulayacağız diyor ifadelerini kullanıyor. Ve VTR'de de izledik. Rusya için gerekli olan her şey milli ekonomi modelinde var. Çözüm milli ekonomi modelinde dedi Korotkov. Şimdi bir arayış ve arayışın neticesinde yani 2000'li yılların başında başlayan bir arayış bu. Putin'in Rusya'nın başına geçtikten sonraki dönem. 2005 yılına kadar bu arayış devam ediyor. Dünyanın her tarafına bilim adamlarını gönderiyor, ekipler halinde. Fakat bulamıyor bir çözüm. Çünkü komünizm var, o tarihe gömülmüş. Kapitalizm var, başka model yok o zamana kadar. 2005 yılında yepyeni bir modelle tanışıyorlar. İstanbul'da, Grand Cevahir Otel'de. Nedir o? Milli ekonomi modeli 2005 yılında. Ve o kongreye 6-7 tane profesörle beraber Rusya iştirak ettiler. Ve o modeli Rusya'ya taşıyorlar. Ve 2006 yılında 457 üst düzey Rus yetkilinin içinde Putin de dahil olduğu bir toplantı, stratejik bir toplantı tertipleniyor. Milli ekonomi modelinin özeti orada okunuyor. Ayakta alkışlanıyor defalarca ve ardından da kalkınma planına alınıyor milli ekonomi modeli ve madde madde uygulanmaya başlanıyor. Bakın Profesör Doktor Viktor Minin'in de bu noktada açıklamaları çok önemli. Ne diyor? Şimdi hani bugün bazı aklı evvel yazarlar, yorumcular, kendilerini yazar zannedenler, yorumcu zannedenler ama aslında paralı ajanlık yapanlar diyelim. Ne diyorlar? Dünya sola kayıyormuş. Yani solun kalesinde bulunan ve hükümet danışmanı, devlet danışmanı olan bilim adamlarından bahsediyoruz şu anda biz. Onlar dünya sola kalıyor demiyor. Onlar dünya milli ekonomi modeline kayıyordu. İşte Duma'da bu sahneyi seyrettik. Bu görüşleri seyrettik. Bu duruşu seyrettik. Bakın Viktor Minin ne diyor? O da Putin'in ekonomi danışmanı. Biz Ruslar her şeyi denedik. Marksizm ile sosyalizm dahi yardımcı olmadı. Çünkü onların da prensipte kapitalizmden farkı yoktu.
Milli ekonomi modeli, burası çok önemli bakın. Çünkü onların da prensipte kapitalizmden farkı yoktu. Sosyalizmden bahsediyor, Marksizmden bahsediyor. Gerçekten de ekonomik temel mantığı kapitalizmle komünizmin aynıdır. Yani kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Bu mantık kapitalizmde de vardır, komünizmde de vardır. O yüzden iki tarafta tüketimin teşvik edilmesini tavsiye etmezler. Evet. Modellerinde, anlayışlarında böyle bir şey yok. O yüzden tüketimi teşvik projeleri ne kapitalizmin formülüdür ne de komünizm formülüsüdür. Bunlar milli ekonomi modelinin formülüdür. Milli ekonomi modeli diyor Victor Mi'nin kitabının yazarı Prof. Dr. Haydar Baş, çözümün bu iki sistem dışında olduğunu anlaşılır ve kolay şekilde göstermektedir. Komünizmden biz çektik. Kapitalizmden dünya çekiyor. Tek çıkış yolunu milli ekonomi modelinde bulduk. Sayın hocam, Prof. Dr. Haydar Baş Bey'e hitaben, sizlerin bu kadar koşturmanıza, yorulmanıza gerek yok. Siz öyle bir tez ve model sahibisiniz ki eninde sonunda tüm dünya size gelecektir diyor Victor Mi'nin. Biraz önce Jirinovski'yi de dinledik. Ne diyordu Jirinovski? Şu ana kadar Marksizm'i uyguladık. Marksizm, Leninizm, Stalinizm bu modellerin hepsini uyguladık diyor. Ama diyor şimdi önümüzde yepyeni bir model var. Milli ekonomi modeli diyor. Şu anda onu uyguluyoruz. Bakın bu noktada sadece Rusya'daki bilim adamları değil. Mesela Avusturya Viyana Üniversitesi'nden Hermann Noflecher'in ifadesi var. Ne diyor? Kapitalizm insana değil hep paraya odaklanmıştır. Bu da batılı bir bilim adamı. Böyle modellerde bir yerlerde eksiklik olduğunu zaten hissediyorduk. Milli ekonomi modeli ise insan merkezi bir tez. İnsana odaklanmanın parayı çok daha sağlam bir zemine taşıyacağı konusunda ben de Prof. Dr. Haydar Baş'la aynı fikirdeyim diyor. Avusturya Viyana Üniversitesi'nin profesörü. Bakın Francesco Davari'yi biraz önce gördük. Parma Üniversitesi İtalya. Kendisi de toplum bilimci yani sosyal araştırmalar yapan emekliler, yaşlılar yani toplumun bu katmanlarını inceleyen bir bilim adamı. Çoğu zaman yaşlı çalışanların ve yaşlı insanların çok zor şartlara düştüğünü ve liberal kapitalist pazar şartlarında ayakta kalamadığını görüyoruz. Avrupa ülkelerinde mevcut sosyal devlet sistemi yetersiz. Prof. Dr. Haydar Baş'ın milli ekonomi modelindeki sosyal devlet ve sosyal güvenlik projeleri bize ışık tutuyor. Bu konulara özellikle ekonominin çok hassas olduğu ileri yaşlardaki ekonomik performanslar için hayati veriler ve çözümler sunuyor diyor. Bu noktada efendim tabii çok şey anlatacak bu konu basit bir konu değil çünkü ama tabii zamanımız da sınırlı. Son olarak şunu ben ifade edeyim. Bakın 9. Uluslararası Kongre'ye katılan Gorbunovski ki kendisi BRICS ülkelerinin, BRICS Birliği'nin ticaretten sorumlu yetkilisi Gorbunovski, onun cümleleriyle bitireyim. Bir şeylerin yanlış gittiğini biliyorduk. Görüyorduk ama yanlışın karşısına neyi koyacaktık? Şimdi şunu demiyor bu adam. Yani bunun karşısına komünizmi tekrar koyalım, solu tekrar diriltelim. Böyle bir şey demiyor. Yani neyi koyacaktık bunun karşısına? Bu noktada dünya insanlığına sunacağımız sistemli bir düşüncemiz yoktu. ABD'nin temsil ettiği emperyalist kapitalizm ile nasıl savaşacaktık? Doğrusunu söylemek gerekiyorsa dünya bunu tam manasıyla bilmiyordu. ABD gücünü kapitalizmden, kapitalizm de gücünü parasından alıyor ve haksız kazanç elde ediyordu. Haksız kazancı ortadan kaldıracak, sömürü aracı olmayacak bir para tanımına tüm dünyanın ihtiyacı vardı diyor Gorbunovski. Ve ardından devam ediyor. BRICS ülkeler olarak bizim şansımız 2005 yılında milli ekonomi modeliyle tanışmış olmamızdır. İlk defa 2005 yılında Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde Prof. Dr. Haydar Baş parayı emek ve üretimin karşılığı olarak tanımlıyordu. Ayrıca dünya ilk defa Haydar Baş'ın milli paralarla ticaret yapma fikriyle tanıştı. Bu çok önemliydi. Zira milli paralar devreye girdiğinde ABD'nin kağıttan imparatorluğu yıkılacaktı diyor. Bir cümle daha söyleyip bitireyim müsaadenizle. Bakın şu Duma'da biraz önce izledik ya. 27 Şubat 2013 tarihinde. Bir ay geçmeden yani 5 Mart 2013 yılında Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı. Devlet başkanlarını belirlen kongre bu. Ve bu kongrede bir karar alındı. Milli ekonomi modelinin uygulama kararı alındı. Bakın bir ay geçmedi daha. Duma'daki toplantının Çin'e olan yansıması bu. Ve burada
tüketimin temel, yatırımın anahtar rolü vardır ifadesi kullanıldı. Ekonomik büyümeyi tüketim odaklı yapılması gerekiyor diye efendim Çin Başbakanı açıklama yaptı burada. Yani burada şunu görmemiz lazım. Dünya ülkeleri milli ekonomi modelinde çıkış yolunu buldu. Komünizmde ya da sosyalizmde değil. Kapitalist ülkelerin içerisinde de özellikle efendim ezilmiş halkları temsil eden kitleler, işte Le Pen'dir, işte Tsipras'tır, Podemos'tur. Bu tür gruplar da yine milli ekonomi modelinin prensipleriyle halka efendim vaatlerde bulunmaya başladılar ve dikkat ederseniz bu gruplar şu anda iktidara oynuyorlar ve bir kısmı iktidar da elde etti. Diyelim ve burada noktalayalım diyorum. Çok teşekkürler Sayın Cabas.